Toysal. Ben Arki Bilgisayar Üniversitesi Bölüm Başkanlığı'nı yürütüyorum aynı zamanda. Sizler bugün burada olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Konuşmamızın konusu bilişim teknolojilerinde inovasyon olacak. Aslında birazdan göreceğiniz üzere ben size daha çok yapay zeka, makine öğrenmesi gibi kavramlardan, bugünkü işte geldiği aşamadan, işte hepimizin en sonlara doğru ChatGPT biliyorsunuz var sondan çok fazla gündemde, ne olduğunu, neler yapabildiğini, bu tarz yerden bahsedeceğim. Şöyle yavaş yavaş slaytlar ilerleyelim. Bu arada biz mühendisler biraz daha sunum olarak diğer hocalara göre biraz zayıf kalabiliyoruz. Yani kimi zaman görseller biraz daha az ama gene de iyi çekici hale getirmek için elimden geleni yapacağım. Sunumun akışından bahsetmiştim ben kısaca. Öncelikli olarak yapay zeka kavramından biraz bahsedeceğiz. Sonrasında yapay zekanın geçmişten ne durumda olduğu, yani bundan 5-6 sene, 10 sene önce ne durumda olduğu, şimdi nerelere gittiğini göreceğiz. Sonrasında da üretken yapay zeka dediğim bir kavram var. Aslında günümüzde artık çokça duymaya başlayacaksınız, duymayanlar var ise de onlardan bahsedeceğiz. Evet, öncelikli olarak çok birbirine karıştırılan kavramlar var. Örneğin yapay zeka, makine öğrenmesi, belki bizim teknik alanlar gidenler derin öğrenme. Bunlar aslında birbirine iç içe geçen kavramlar. Bu figürü ben o yüzden koydum. Aslında hepsinin çerçeveden artificial intelligence dediğimiz yapay zeka yuvarlan tamamını kapsıyor. İçinde ise diğer makine öğrenmesi ve diğer algoritmalar yer almakta. Tabi bunlarla ilgili tanımlar var bir tane ama bunların hızlı geçeceğim bazı yerlerine. Yani sadece şunu söylemek gerekiyor. Yani burada yapay zeka en üst katmanda yer alan bir aslında terminoloji. Zaten burada bunları da göreceğiz. İşte öncelikle orada zekanın tanımını ben yapmıştım. Problem çözmek için uygun teknikleri öğrenme ve uygulama yeteneği olarak tanımlanıyor zeka normalde. Buradan da yol çıkarak işte yapay zeka kavramı ortaya çıkıyor. Zaten dikkat ederseniz yapay zeka kavramı oldukça eski. 1955 yılında ortaya çıkan bir kavram. John McCarthy tarafından, Stanford Professor tarafından ortaya çıkarttığı bir kavram. Dolayısıyla hani yapay zeka çok yeni duyuyoruz ama aslında oldukça eski, 1955 yılında tanımlanmış bir kavram. Devamında işte makine öğrenmesi var. İnsanların öğrenme şeklini taklit etmek için verilere ve algoritmaların kullanımına odaklanan bir yapay zeka dalı. Yani makine öğrenmesi aslında tıpkı insanlar gibi öğrenip insanlar gibi tahminler yapmaya çalışıyor. Zaten örnekler de koydum bununla ilgili ilerleyen slaytlarda. Şu da çok fazla aslında şu an ilginizi çekmeyecek olan derin öğrenme diye bir kavram var. Burada bugünkü duyduğumuz ChatGPT gibi teknolojinin arka planında yatan aslında terminoloji. Bunu da ben buraya sadece biraz aşina olmanız adına koydum. Gördüğünüz gibi bu da biraz daha teknik kalıyor. Evet, sonrasında şunlardan bahsedeceğim. Örneğin biz makine öğrenmesi gibi problemlerle ben kendi adıma 2002 yıllar ve sonrasında itibaren uğraşıyorum. İşte geçmişte neler yapabiliyorduk, şimdi neler yapılabiliyor? Mesela burada birkaç örnek vermiştim. Örneğin bir kısa mesajın işte spam yani istenmeyen mesaj okunmadığı belirleniyordu daha önce. Çünkü örneğin binlerce mesaj verdiğinizde bunların bir bölümü işte spam bir bölümü normal mesaj dediğinizde bunu sistem öğrenebiliyor. Ya da işte siz örneğin bir kullanıcıya daha doğrusu bilgisayara 100 tane resim veriyorsunuz, insan resmi. Bunların da kimler olduğunu söylüyorsunuz. 101. resim verdiğinizde diyor ki bu işte A kişisi, bu B kişisi bunu söyleyebiliyor. Geçmişte bizim yapay zekadan işte makine öğrenmesinden anladığımız buydu. Ya da burada bir iki örnek daha var. İşte borsanın belli sayı gidişatına göre bir tahmin yapmasını bekliyorsunuz. Örneğin son 2 yılı verileri veriyorsunuz. Bundan sonra ne olacak diye soruyorsunuz. Böyle bir gidişat var. Peki bu yapay zeka buralardaydı. Şimdiden nasıl daha ilerilere geçti? Bundan biraz bahsedeceğim. Bunların en önemli faktör donanımların gelişmesi. En büyük faktör donanımların gelişmesi. Burada tabii gençler daha çok bununla ilgiliyor ama CPU, GPU, TPU dediğimiz kavramlar var. Örneğin CPU zaten hep bildiği işlemci kavramı. Peki oyun oynayan seven çok var mı içimizde? Var değil mi? Bilgisayar oyunları oynayanlar, gençler çok fazla oynuyordur eminim. Muhtemelen çoğunuz bir tane işte ekran kartı, GPU'su olan bir ekran kartı alayım. Böylelikle daha iyi oyun oynayabilirim diye bakıyorsunuz. Normalde öyle bir beklenti var. İşte GPU zaten şuradaki ikinci maddedeki temelde grafik işlemeyi hızlandırmak için tasarlanmış ve
oyunların performansla oynanmasına imkan sağlıyor. Aslında işlev bu normalde. Peki, GPU işlevi sadece oyunlar diye bir artı olsaydı bunu niye buraya koyduk onu düşünebiliriz. Birazdan bundan bahsedeceğim. Aslında GPU şu anda yapay zeka ya da makine öğrenmesi algoritmanın çalışmasına imkan sağlıyor. Daha hızlı çalışmasına imkan sağlıyor. Bu yüzden var. Birazdan şu görselde şekillerden de bahsedeceğim. Ne gibi farklılıkları var. Sonrasında alt modeli bakarsak CPU ve GPU'nun yanı sıra 2016 yılında Google TPU adını verdiği donanımı ortaya çıkartıyor. Bu da yani daha çok makine öğrenmesi ya da yapay zeka uygun bir altyapı, donanım bir şekilde. Peki bunlar böyle duruyor ama mesela işte bu bildiğimiz klasik işlemci şekillerden tanıdık gelecektir bazılarınızda eğer kurcalayan varsa. İşte buradaki GPU dediğimiz ekran kartı teknolojisi oyunları hızlandıran aslında ve bayağı oldukça şu an pahalı durumda olan cihazlar. Eğer GPU'su olan bir cihaz alacaksa normalde bayağı pahalı oluyor. Peki sonra bir diğer faktör işte Google'un ürettiği TPU. Bu da sadece yapay zekanın hızlı çalışması için üretilmiş bir donanım aslında bakarsınız. Ya şu anda TPU ben de görmedim çünkü genelde cloud'da yani internet ortamında çalışıyor. Ve erişilmesi pahalı olan bir şey. Yani kaynak olarak bile kullanmaya kalksanız belli miktar işte dolar, saat bazında ödev yapmanız gerekiyor normalde. Dolayısıyla burada maddiyat da aslında önemli faktör. Ya bunun yanı sıra bir önceki saatte gelirsek yaklaşık 10 yıl veya daha fazla önce olabilir ama Nvidia'nın, yani grafik kart üreticilerden biliyorsunuz Nvidia oldukça bilinen bir üretici. CPU ile GPU'nun karşılaştırmasına yönelik bir YouTube videosu var. Yaklaşık 1,5 dakikalık. Evet, bu farkı gördük. Dolayısıyla yani tahmin edebilirsiniz ki TPU çok daha üst düzey bir donanım bunlara göre ve o yüzden çok daha fazla şey artık yapılabiliyor. Yani eskiden de bazı şeyler belki mümkündü ama donanımlar buna izin vermiyordu. Şu an bu anlamda daha şanslı dönemdeyiz. Peki bundan sonraki konu ne? Üretken yapay zeka diye Türkçe çevirdim ben. Generative Artificial Intelligence, Generative AI dediğimiz kavramlar. Aslında ChatGPT ve onun benzeri türevi şeyler, teknolojiler üretken yapay zeka olarak geçiyor. Çünkü mesela neden bahsetmiştik daha önce? İşte mesela insan yüzünü verdiğimiz zaman aynı insan denk gelirse diyorduk ki biz yapay zeka ile makine öğrenmesi bunu tanıyabiliyor. Ancak şimdi artık böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz bilmediği bir şey bize söylemesinden bahsediyoruz artık. Üretken yapay zekanın kavramı bu oluyor. Mesela burada bakarsak terminoloji, istemlere yanıt olarak metin, resim veya diğer ortamları üretilen bir tür yapay zeka sistemi kullanmakta diyoruz. ChatGPT'nin arkasında mesela buradaki durumda. Buna da geniş dil modeli yani large language models deniyor. Bu tabii çok fazla şey yapamıyor ama en alta da koydum. Günler ve haftalarca mesela bu bir sisteme eğitmek gerekiyor. Donanımınız çok iyi de olsa. Çünkü örneğin ChatGPT'nin arkasında milyarlarca web sayfası var. Milyarlarca web sayfası kadar dokümanı kendi içinde barındırıp bir sisteme eğitmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani bunu o donanımlara sahip olmayan birisi zaten gerçekleştiremez. Şimdi devamına bakarsak aslında çok soran bir soru, o yüzden buraya koydum. ChatGPT ya da benzeri bir kavram acaba bütün meslek dalları ortadan kaldıracak mı? Artık ya zaten ChatGPT her şeyin cevabı veriyorsa hiçbir şey yapmaya gerek yok mu? Bunlar çok soruluyor genelde. Mesela yeteneklerden bahsetmek için basit bir şey koydum. Mesela bilgisayar mühendisliğine girerken çok basit öğretilen şeylerden birisi de bu. İşte bir program yaz, program asal sayıları hesap basın, hangi sayının asal sayı olduğunu bulsun. Çok basit bir giriş problemidir normalde. ChatGPT'ye bunu yaz derseniz yazabiliyor. ChatGPT program daha yazabiliyor açıkçası. Onu yapması mümkün. Ben örnek olarak Türkçe sordum, geri aldım. Ama normalde İngilizce sormak daha efektif olabilir. Ama Türkçe'de görünmez adına ben Türkçe sordum. Benim cevabını alıp yapıştırdım buraya. Dolayısıyla artık sadece bildiği cevapları vermiyor. Size bilmediği şeyler üretmeye çalışıyor. Yani bir artık bilgisayar mühendisi belki şu programı yazıyorsunuz. O da yazmaya çalışıyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış onlar farklı parametrelere de bağlı. Peki devamlı gelirsek acaba bütün meslekleri ortadan kaldıracak mı? Bir sonraki slide'a gelelim. Aslında ben bunun kaldıracağını düşünmüyorum şahsi olarak. Ama şöyle bir durum var. Mesela prompt engineering adını veren bir şu an da yine konu ortaya çıktı son dönemde. ChatGPT'yle birlikte. Prompt engineering nedir? ChatGPT'ye doğru soruları sormak ve en doğru cevabı almak aslında. Yani ChatGPT'ye soru onun cevabı diğer türden değilse zaten size doğru cevabı vermeyebilir veya en efektif cevap vermeyebilir. Yani artık bu bir iş alanı haline geldi. Yani ben doğru soru sorayım, bana en efektif cevap versin.
Ama tabii ki bu gene de şey değil, tek başına çözüm olmayacaktır. Mutlaka insan faktörü var. Ama insanlara gitgide yardımcı olmaya başladı daha da fazlaca. Devamında evet, burada da bir yazdığım gibi işte insan faktörü en kötü ihtimalle yönlendirici veya son karar verici olarak geri alacaktır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Peki bundan başka neler var? Mesela tamam biz ChatGPT'ye metin yazıyoruz. Bize metin döndürüyor. İşte bazen diyoruz ki mesela şu metni özetle diyoruz, özetliyor. İşte buradaki işlemi yap diyoruz, yapıyor. Ya da 3 artı 2 kaçtır diyoruz mesela bize cevabını veriyor. Bunları yapabiliriz zaten ya. Bunların haricinde peki yapay zeka ya da bu tarz teknolojiler neler yapılabilir? Mesela bir başka örnek daha koydum. OpenAI'nin gene MuseNet diye bir başka bir gene kütüphanesi ortaya çıktı gördüm. 10 farklı enstrümanla 4 dakikalık müzik bestesi üretebilen ve tür olarak Country'den, Mozart'a ve Beatles'da tarzları birleştirebilen bir yapay zeka öğrenmesi kullanıyor. Yani siz burada gitgide şuna geliyorsunuz artık. Yani bir olan müziklerden size beste yapmasına karar verdiği gidilen bir sürece dönüşecek bu. Yani gitgide çünkü yeni şeyler üretiyor. Yani aslında bu bir örnekti. Son bir örneğim daha var size vereceğim. Mesela gene son zamanların popüler konularından birisi Stable Diffusion diye bir kavram var. Fazla teknik konu aslında ama mesela ata binen bir astronotun fotoğrafı diye bir şey yazıyoruz biz oraya. Aslında bu fotoğraf elinde yok. Ama bir de ata binen bir astronot fotoğrafı çıkartıyor. Yani gene olmayan bir şey üretiyor aslında. Belki at var, astronot var ama ata binen astronotu kendi üretiyor. Dolayısıyla üretken yapay zeka bu tarafa doğru gidiyor yani. Bütün araştırmalar buralarda odaklanmış durumda. Bu benim sunumumun sonuydu. Gene soru sormak o sistemimizde diye bir bölüm açtım. Teşekkür ediyorum.